Ben 25 senedir mobilya sektöründe çalışıyorum. Mobilya kaplama sektöründe çalışıyorum. Biz bu sektörde mobilyada koltuk döşemesi, imalatı, tamiratı, tadilatını yapıyoruz. Bizim bu son 2-3 yıldır bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Bu alım konusunda, malzeme alımı konusunda, kumaş alamıyoruz, malzeme alamıyoruz. Yani fiyatların yüksek olduğundan dolayı biz bu üretimi ilerletemiyoruz. Hele son yıllarda mesela bu kumaşların da bir de yükselmesi, malzemenin yükselmesi, süngerin yükselmesi, tadilatta mesela yeniletemiyoruz. Müşteri bunu yeniletemiyor. Pandemi sürecinden önce biz bir çekyat yapıyorduk. O zaman 700 liraydı, 800 liraydı. Şimdi olmuş 1800 lira. Bu sefer müşteri ne yapıyor? Müşteri de bunu kabul edemiyor. Alım gücü sıkıntısı yaşıyor. Onu da yapamıyor. Bu alamayınca, müşteri alamayınca biz de satış yapamıyoruz. Böyle olunca yerimizde sayıyoruz. Kiramızı ödeyemiyoruz. Elemanlarımızın, işçilerimizin parasını ödeyemiyoruz. İşte biz bu sıkıntılar içerisinde böyle kendimizi zorlamaya çalışıyoruz aslında. Bir buçuk yıl içerisinde 12 lira, 13 liraya aldığımız kumaşlar olmuş şimdi 45 lira, 47 lira metre fiyatı olmuş. Yani fiyatlar değişmiş. 2 kat, 3 kat, 4 katına çıkmış. Dolara bağlıyorlar. Tedarikçiler bütün bu oluşumları dolara bağlıyor. Dolara bağlayınca bazen dolar geriliyor mesela. Yine aynı yerinde sayıyor. Yani o ürün eğer aldığımız dolar yükselmeden önce 1000 liraysa dolar yükseldiğinde 1500 liraya çıkarabiliyor. Dolar geri çekildiğinde yine 1500 liradan aynen bize bu şekilde uyguluyor. Tedarikçi bunu yapıyor. Biz bu tedarikçiye hiçbir şekilde zaten müdahale edemiyoruz. Adeta mesela bizi kitlemiş, biz bu ürünü almak zorunda kalıyoruz. Tabii bunu kontrol eden mekanizmaların olması gerekiyor. Yani şu anda bu sektörde, mobilya sektöründe kontrol eden mekanizmalar olmadığından dolayı esnaflar bu şekilde tedarikçiyle bizi sıkıntıya sokuyor. Tedarikçi kendi kafasına göre zaten fiyatları belirliyor şu anda. Biz de buna uymak zorunda kalıyoruz. Biz 1000 liraya aldığımız ürünleri şu anda 2000 liraya, 3000 liraya, 3500 liraya almak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden çağrımız şudur. Bunların ivedilikle kontrol edilmesi lazım. Şu anda bu tedarikçileri iyi gözden geçirmesi lazım. Küçük esnafları, genel esnafları yani ezmemesi lazım diye düşünüyorum. Eğer bunlar kontrol edilecek olursa zaten biz burada bu sıkıntıyı kesinlikle yaşayamayacağız. Ben bugün mesela 12 lira, 13 liraya aldığım kumaşı neden 47 liraya alayım ki? Kontrol edildiği zaman bu tedarikçi bu fiyata bana veremez. 3 katına, 4 katına bana bu malı satamaz. Eskiden mesela biz bir kanepe sattığımız zaman gönlümüz hoş oluyordu. Koltuk sattığımız zaman gönlümüz hoş oluyordu. Şimdi biz bunu satamıyoruz. İlerletemiyoruz işimizi. Kiramızı çıkaramıyoruz. Kira derdinden zaten sıkıntı çekiyoruz. Kiralar çok yüksek. Kendi cebimizden ödüyoruz. Elemanlarımızın maaşını kendi cebimizden ödüyoruz. Yani biz bir iş sahibi olarak adeta yani bize kalan hiçbir kar oranı kalmıyor. Bizim derdimiz olmuş şu anda şu. Kiramızı çıkaralım. Elemanımızın maaşını çıkaralım.
masraflarımızı çıkaralım, bu bize yeter. Şu ayakta durmaya çalışıyoruz şu anda. Biz bu sıkıntıların içerisindeyiz ve devlet bir an önce bunlara eğilmeli. Bu fırsatçılara fırsat vermemeli ve bunun önünü kesmeli. Yaklaşık bir 5 sene bu döşeme sektöründeyim. Daha önce zaten eleman olarak çalışıyorduk. Şu anda çoğu kendimize bir atölye açtık. Fakat şöyle bir durumumuz var. Yani piyasa şu pandemiden dolayı bayağı bir durgunluk. Bir tek biz değil, yani bütün esnaflar ve bütün çevredeki halk, hatta müşteriler dahil, yani mağdur durumdadırlar. Şu şekilde, daha önce mesela biz döşemeleri yaptığımız zaman çekyatları 5-600'e değiştirirken, şu anda bu pandemilerden dolayı doların yükselişi artık o şekilde diyorlar da, artık 1,5 milyara bir tane çekyatı değiştirmek zorunda kaldık. Tabii bu elimizde olmayan bir şeydir. Bu bir tane süngerin tabakası biz daha önce 350'ye alırken şu anda 480 milyon olmuş. Artı kumaşlara gelince, kumaş metrajları 18 milyon iken 40 milyon, 45 milyon olmuş. Yani o şekilde bir maliyeti hesapladığımız zaman, bayağı bir yüksek çıktığı zaman vatandaş da mağdur kalıyor, biz de mağdur kalıyoruz. Ve hatta değişimleri bile, değişim yani koltuk değişimleri bile şu anda yapamıyoruz. Hiç kimse, yani hem vatandaş gidip mağazada yenisini de alamıyor, eskisini de yenilemiyor. Yani biz umudumuz şudur, devlet bu durumlara bir el atmaları lazım. İllerden talebimiz şudur, yani bu fiyatlara, kumaş süngerlere, yani bir denetleme olması ve bunlara bir fiyat çözüm yolu bulması olması dileğiyle biz istiyoruz yani.